Selam arkadaşlar, selam YouTube. Burası Usta TV. Bu bölümde size yer döşemesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yer döşemesinde kullandığımız malzeme şu çelik konstrüksiyonun üzerinde betopan malzeme. Yani şu duvarda kullandığımız betopan malzemenin aynısı. İlk önce buraya koymuştuk. Bunun yaklaşık, bunun kalınlığı 20 mm. Yani 2 cm'e yakın bir kalınlığı var. Çok kalın bir betopan. Bunun arkada altında demirler var, böyle sırası demirler var. Geçen bütün demirlere bu böyle en aşağı yani yaklaşık şöyle 30-35 santimli ya belki 25 santimli olarak vidalanması gerekiyor. Daha biz vidalama işini yapmadık. Bunları vidalayacağız. Hiç oynamaması lazım ki buraya ıslak zemin yaparsak yani seramik bir şey esnememesi gerekir ki çatlama ve kırılma olmasın diye. Tabii direkt seramik bunun üzerine yapılmaz. Altında bayağı 2 kat ya da 3 kat dolgu malzemesi olacak. Bu yer durumumuz bu. Bununla ilgili bir soru vardı. İzolasyonu nasıl yapıyorsunuz? Hani alt taraf soğuk olacak olur mu diye. Şimdi burası Fethiye. Biz Fethiye'de yaşadığımız için burada kışları, burada sıcaklık 10 derecenin altına düşmüyor. Yani sıcak oluyor ama her şeye rağmen sesti, işte böcekti, terleme falan olmasın diye alt taraf izolasyonu yapacağız. Bizim burada kullanacağımız malzeme bunun üzerine bir örtü malzemesi var. Böyle membran gibi bir malzeme. Onu koyup onun üzerine ıslak zemin, içeriye de tahta döşeme yapacağım ben komple. Yani tahta döşeme derken laminat değil yani, parke de değil. Böyle köy usulü evlerde, köy evlerinde olan geçmeli birbirine ve döşeme tahtası denen bir tahta var. Döşeme tahtası döşeceğim içeriye ki doğal bir görünüm olsun. Tahta bir döşeme olacak. Şimdi burası aslında çok basit. Çok fazla bir şey anlaşılmıyor şuraları gösterirsen. Şimdi biz buradan aşağı inelim. Burayı alttan görelim. Alttan yapacaklarımızı ben sana anlatayım. Bakın işte buranın alt tarafı böyle yani altta betopanların geçtiği bütün ek yerlerinde, yan eklerde, düz bu tür eklerin hepsinde altlarında profil var. Bakın komple profil koymuş durumda. Bunlar 50-50 profildir. Bu tabanda bütün 50-50 profil var. Bakın 12 tane ayak var büyük ayağımız, I demir, I profil üzerine. Bunlar çatılmış durumda. Bu bizim izolasyon işini alttan yapacağız. Yukarıda ne kadar yere bir örtü malzemesi, membran gibi bir örtü malzemesi serecek olsam, üzerine ağaç koyacak olsam da alttan da herhangi bir terleme ya da böcek girmesin, şu olmasın, bu olmasın diye böyle hazır bir kompresör makine var, büyük makine. Poliürtan fışkırtıyorlar böyle, boya gibi fışkırtıyor, sonra kabarıyor. Ve burayı o şekilde komple poliürtan kapatacağız. Burada bir arkadaşla tanıştım bu işleri yapan. Yani sade malzemesini alırsak, bize çok küçük bir yevmiye vererek, çünkü o büyük bir kamyonun üzerinde tesisat, böyle gelecek buraya. O çok sonraki işler, yani yukarı falan bitirdikten sonra artık belki de baharda yaptırırız. Bütün bu alt kısmına komple tabancayla püskürtülecek. Sanıyorum o da kuruduğu zaman 4-5 santim kalınlığında oluyormuş. Onun da nasıl bir şey olduğunu görmek için bakalım. Evet, umarım anlamışsınızdır işte. O malzemeyi biz buraya püskürteceğiz böyle komple. Bunun altında komple kaplanacak. O zaman hem ses izolasyonu hem ısı farklılığı, terleme ya da başka şeyler olmayacak. Yani şu andaki projemizdeki, aklımızdaki bu. Yani o çok büyük para tutmayacak. Pazarlık etmedik ama o şeyler, kovalar, movaları, ilaçlar yaklaşık 500 TL civarındaymış. İşte ona ne kadar eşek vereceğiz bilmiyoruz ama buranın altını ne kadar malzeme kaplar. Onu o zaman ben size tekrar anlatırım ama alttan izolasyon nasıl yapılacak diye soranlar vardı. Onlar da bilsinler diye ben bu malzemeyi o şekilde yapacağım. Alttan poliürtan böyle püskürteceğiz, burayı kapatacağız. Bu alttan yer döşemesi nasıl olacak diye sorularına cevabını umarım vermişizdir. Bu ya alt döşeme ile ilgili soru videomuzu da burada sonlandırıyorum şimdi. Şurada merdivenimiz var, onu da bir gösterelim aşağıdayken. Aslında binanın giriş kısmı orası olacak. Orada bakın bir platform var eğimli. İki tane I profil var orada, 120'lik koymuştuk. Yani oradan yukarı doğru merdiven çıkacak. O merdivenin için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü onun basamaklarını geniş, iki adımlı hani two step denen böyle geniş basamaklı şeylerden koyacağız. Üzeri ahşap olacak hoş görünsün diye. Basamak sistemimizde şeyimiz öyle. Bu arada gene malum görüyorsunuz kanaldaki suyumuz akıyor her zamanki gibi. Bu sep akar böyle. Zaten biz bu evi de bilhassa suyun üzerine yaptık. Böyle bunun güzelliği var diye. Etrafta gayet benim beğendiğim gibi. Bakın oralar hep ormanlık, yeşillik. Burada dev gibi boya ağaçlarımız var. Çok sevdiğimiz.
Bakın çok büyük ağaçlar var. Yani bu akşam biraz sessiz, hiç hayvanlar falan hiçbir şey yok, ses gelmiyor. Yani söylemek istediklerim bu kadardı. Dış cepheyi de böylece sonlandırmış olduk. Sizden tek istediğim işte kanalıma takipçi olun, videolarımı izleyin, paylaşın, yorum yazın. Yeni bir videoda, yeni bir heyecanla, yeni bir böyle yeni bir projede, yeni bir alette ya da herhangi şeyse yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşça kal diyorum. İyi günlerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizde kalın, Usta TV'de kalın. Biz sizi çok seviyoruz. Evet, arkadaş da selam verdi. O zaman şöyle yapalım. Şu yeni aldığımız ATV'yi göster. Bundan sonraki videomuz belki de ATV tanıtım videosu olur. Yani bu bahçeye gelip gitmek için zorlanıyorduk. Toprak yol burası biraz. Arabayla gelip ne... Neyse. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşça kal diyorum. İyi günlerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizde kalın. Usta TV'de kalın. Biz sizi çok seviyoruz.